Yayınlarda bugün konuğumuz Mercer Türkiye CEO'su Dinçer Gülayan olacak. Kendisi bize sektörle ilgili olarak bilgileri aktaracak ve aynı zamanda da iş dünyasının insan kaynakları etabında özellikle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verecek. Dinçer Bey merhaba. Merhaba Ceyhun Bey. Nasılsınız? Bir bağlantı sorunu var sanırım. Hemen hızlıca Duyabiliyor musunuz arkadaşlarıyla beni? çözmeye çalışıyor. Tamam. Küçük bir bağlantı hatamız var. Hemen çözüldükten sonra başlayacağız. Evet, ben tekrar geldim ama Dinçer Bey'i göremiyorum ben Sedat. Tekrar merhaba. Sesiniz geliyor Dinçer Bey, beni duyabiliyor musunuz? Çok iyi duyuyorum. Çok iyi duyuyorum. Tamamdır. Tamamdır. Çok iyi. Dinçer Bey, ara ara oluyor böyle kopmalar. Tekrar izleyicilerimizden de özür dileriz. Şunu merak ediyorum ben. Şimdi ilk etapta siz Mercer Türkiye olarak sürece nasıl uyum sağladınız? Yani Mart'ın 11'inden itibaren şöyle bir başa saracak olursak aslında yurt dışındaki gelişmeleri takip ediyordunuz elbette. Oradaki süreci nasıl takip ettiniz, nasıl izlediniz? Biraz şöyle bir başa dönecek olursak ve sizin kendi şirketinizin yaptığı çalışmalardan bize biraz örnek verirseniz çok sevinirim. Tabii ki. Öncelikle biz ofis olarak 16 Mart tarihinden itibaren uzaktan yani evden çalışmaya başladık. Ama bu noktaya gelene kadar, bu kararı alana kadar geçen süreçte tabii ki küresel bir şirket olmamızın da getirdiği bazı avantajlarla dünyanın farklı coğrafyalarındaki gelişmeleri de yakından takip etme fırsatımız oldu. Çok farklı bir deneyim yaşıyoruz aslında. Tüm dünya genelinde herkes aslında bugüne kadar yaşamamış olduğu bir deneyimi yaşıyor. Biz de bunu şu anda burada Türkiye'de deneyimliyoruz. Az önce katıldığım başka bir yayında dile getirdim. Kurumların, şirketlerin iş sürekliliği ile ilgili eylem planlarına baktığımız zaman ya da planlarına baktığımız zaman katastrofik bir durum olması halinde işin sürekliliğini ve çalışanların güvenliğini, sağlığını koruma ile ilgili genelde planlar hep evin dışında kalmaya yönelik. Büyük afetler, depremler veya buna benzer şeyler. Şu anda ise evlerimizdeyiz, evin içindeyiz. Ama isteyerek, ama gönüllü, ama gönülsüz tüm işlerimizi bulunduğumuz yerlerden yapmaya çalışıyoruz. Bu bambaşka bir deneyim ve
Bu nedenle de aslında kurumların önemli bir bölümü böyle bir deneyime tamamıyla hazırlıklıydı dersek çok doğru olmaz. Hepimizde eksiklikler, gelişme alanları vardı. Fakat sevindirici taraf şu, özellikle Türkiye özelinde bunu konuşacak olursam, ilk gelişmeleri elde etmeye, ilk haberleri elde etmeye başladığımız anda Türkiye'de özellikle kurumlarımız çok hızlı refleks gösterdi. Çünkü burada alınması gereken çeşitli kararlar vardı. Yani bu kararları da aslında 4-5 ana başlığına oturtabiliriz. Bunlardan bir tanesi salgına yönelik alınması gereken önlemler. İkincisi uzaktan çalışma ile ilgili alınması gereken kararlar, şirketlerin iş sürekliliği planları ve COVID-19'a göre adaptasyon. Yurt dışında eğer çalışanımız varsa onların geleceği ile ilgili yapmamız gerekenler. Ve belki de en çok çalışan nezdinde akla gelen sorulardan birisi olan ücret artışları, işte yıl sonu performans primi ödemeleri gibi konulardı. Şimdi biz, Evet. pardon, bir Ben şey onları geleceğim. buyurun. Ben o bölüme de geleceğim aslında ama siz tam kendi şirketinizle ilgili süreci anlatıyordunuz galiba. Özür dilerim, ben sözünüzü kestim. Yo, estağfurullah. Şu anda yani 16 Mart tarihinden beri tüm arkadaşlarımızla evlerimizdeyiz, evlerimizden çalışıyoruz. Bir iki arkadaşımız özel iş veya proje nedeniyle yurt dışında bulunuyorlardı. Onları da tüm uçuşlar kapatılmadan önce Türkiye'ye getirebilme imkanımız oldu. Arkadaşlarımızdan sadece biri Türkiye'ye dönüşünde hükümetimizin almış olduğu karar neticesinde, ki doğru bir karardı tabii ki bu, 14 günlük bir karantina süresini kendilerine tahsis edilen bir yurtta geçirdiler. Ama bu süreçte bile bu arkadaşımız da dahil olmak üzere aslında hem kendi aramızdaki iletişim hem bağlı olduğumuz bölgeyle iletişim, ama her şeyden önemlisi müşterilerimizle iletişimimiz belki de hiç olmadığı kadar yoğundu. Bunu öncelikle söyleyebilirim. Bu dönemde şunu test ettik. İşlerimizi kesintisiz, müşterimizin de rıza gösterdiği varsayımıyla, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin rıza gösterdiği varsayımıyla uzaktan da yapabilir durumdayız. Sizin de şu anda gerçekleştirdiğimiz gibi video kollar aracılığıyla workshoplar, fokus gruplar, birebir görüşmeler, proje kickoff toplantıları vesaire vesaire. Günde kaç saat böyle telefonda konuşuyorsunuz, canlı yayın yapıyorsunuz veya call konferans Ya içerisindesiniz? sanıyorum bunu kendi aramızda arkadaşlarımızla çok fazla değerlendiriyoruz. Yani teşbihte hata olmaz. Daha önce 8 saat öyle diyelim. Aslında saat daha fazla çalışıyoruz ama hani şey olsun, tanımı olsun. Daha önce 8 saat brüt çalışırken yani 9-5 arada işte molalar, bir çay kahve içmeler vesaire gibi. Şu anda 8 saat net çalışıyoruz. Yani trafiğe takıldık, işte kaza vardı, biraz geç kaldık falan gibi bir şey de yok. Evimizdeyiz, yatağımızdan kalkıyoruz, bir duş veya bir kahve, sonra yan odaya geçip bilgisayarın karşısına oturuyoruz. Oldukça hareketli. Bu hareketlilik bir taraftan da bizim için güzel tabii ki. Şunu söyleyebilirim, uzaktan çalışma, evden çalışma, her çalışanın hayal ettiği, arzu ettiği, istediği bir şey. Ve bunu şu anda uygulayan şirketler var. Biz de bunlardan birisiyiz. Ama bunu yani haftanın 5 gününe, ayın 21-22 iş gününe yaymış bir şekilde değil, her hafta belki bir gün ya da ayda birkaç gün olarak gerçekleştiriyoruz. Ama bunu yaparken de bir dışarı çıkma özgürlüğümüz de var. Şu anda istediğimizi, belki de hayal ettiğimizi gerçekleştiriyoruz. Uzaktan çalışıyoruz, evden çalışıyoruz ama belli kısıtlarımız var. Özgürlüğümüz biraz kısıtlanmış durumda. Evet, ben de onu Aradaki en söylemek önemli fark bu istiyordum. aslında. Ben de onu söylemek istiyorum. Genelde şöyle geliyorlar bize. Evet, evden çalışma uygulandığı zaman %100 çok güzel bir şey. Ama tabii şu anki durum insanların evden de dışarıya çıkmasına izin vermediği için biraz da bu kadar verimli geliyor.
normal günlerde bu kadar verimli olacağını düşünmedikleri var. Katılıyor musunuz? Çünkü insanlar bir kahve içeyim, bir dışarıya gideyim, geleyim diyecekler ve herkesi aynı yerde bulamayacaklar. Buna katılıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ben halen verimli olacağı tarafındayım. O düşüncedeyim. Ama şunu da dikkate almak lazım. Ben aynı zamanda Peryon'un yönetim kurulu üyesiyim. Ve Peryon Türkiye'deki en önemli STK'lardan bir tanesi. Evet, kesinlikle. Ve bir grubumuz var ve sürekli onun iletişim halindeyiz. Geçenlerde bu süreçte bir yazışma vardı aramızda. Üyelerimizden biri yurt dışında kalmış, otelde şu anda. Aynı zamanda her birimiz bir şirkette yöneticiyiz veya sorumluluklarımız var. Oradan yazışıyordu ve ne kadar yoğun çalıştığını söylüyordu. Sohbet şuna evrildi. Uzaktan çalışma güzel ama bu iş modelinin işte psikolojik destekle veya işte doğru yapılandırmayla ve kural setleriyle desteklenmesi ve her şeyden önemlisi de teknolojik olarak daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Tamam, çok özel bir dönemden geçiyoruz ama şu anda bunu ilk kez deneyimleyenlerle uzun süredir bu deneyimi yaşayanlar arasında da böyle bir şey var, uyumsuzluk var. Bazen cevap alamıyorsunuz, kapı duvar, ses yok falan. Bazen de işte video kollar, WhatsApp mesajları, e-mailler havalarda uçuşuyor kaba tabirle. Ve benim gördüğüm her burnout olma, yani tükenme olasılığı böyle bir iş modelinde doğru kurgulanmazsa şayet daha yüksek olasılık. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de, hemen onu söyleyeyim. Sanırım katılırsınız. Bunu sadece ülkemize özel söylemiyorum. Dünya geneli için. Mutlaka bunu, bu tanıma oturmayan, bunun dışında kalan endüstriler ya da şirketler, değerli şirketler olabilir ama tüm iş modelleri sanayi devrimiyle birlikte güvensizlik ve kontrol üzerine kurulu. Bu iş ve bütün iş modelleri bunun üzerine oturtulmuş durumda. Yeni dünyada bu teknolojiyle, o eski iş modeliyle çalışmak pek mümkün değil. Çünkü artık burada çıktı daha önemli. Yani mikro management, kontroller, işte online çalışırken online mı, hatta mı, bilgisayarın karşısında mı gibi sorular bence bir süre sonra gündemden düşecek olan sorular olacak. Girdiden çok çıktıya çok daha fazla bakıyor ve değer veriyor olacağız. Öyle özetleyebilirim belki. Peki yaptığınız bir de araştırma var Dinçer Bey. Evet. Bugün bu araştırma hakkında ne söylemek istersiniz? Şirketlerin şu an yüzde kaçı evden çalışıyor? Tabii üretim safhasındakileri biliyoruz. Onlar gitmek zorunda olanlar mecbur şekilde gidiyor yine. Ama bir yandan da evinde kapanıp evinden çalışanlar var. Yüzde kaçı bu şekilde çalışıyor? Genel şirket yöneticileri bu sisteme nasıl bakıyor? Birazcık da bunlardan bilgi verirseniz seviniriz. Tabii. Şimdi araştırmamıza 200 şirket katılmıştı. Biz bu araştırmayı Mart ayının ikinci haftasının sonu gibi açtık. Yani aslında ilk tepkileri, ilk refleksleri anlamaya yönelik. Belki sizin de farklı bir oturumda şu anda halihazırda yaptığımız, Peryon'la birlikte yaptığımız ve daha orta uzun vadedeki etkilerine de konsantre olduğumuz ikinci araştırmayla da ilgili konuşma fırsatı buluruz ama biz ilk tepkileri anlamaya çalıştığımız bu araştırmaya baktığımızda 200 şirket, bunların kabaca %70'i küresel şirket, uluslararası şirketler, Türkiye'de faaliyet gösteren, %30'u da yerel şirketler. Bu şirketlerin ilk aldığımız tepkilerde %23'ü ofis ve veya üretim tesislerini geçici süreyle kapama kararı almıştı. Ben şu anda bu oranın tam tersi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani %23 kapama kararı oranı şu sıralarda %70'lerin üzerinde. Ofis ve veya üretim. Tabii üretim tesislerinin kapalı olması bu toplam kütle içerisinde daha ufak bir alanı tabii ki kapsıyor ama merkez ofislerin kapanma oranı %70'lerin üzerine çıktı. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu dünya genelinde yaklaşık 2100 şirketle yapmış olduğumuz araştırmadaki sonuçlarla paralellik gösteriyor. Dünyada bu oran %70'lerin üzerinde.
çalışanlarını belli lokasyonlarda ya da ülke genelinde evden çalışma konusunda destekleyen şirketlere baktığımızda bunların da oranının yaklaşık %76 olduğunu görüyoruz. İlk aldığımız cevaplarda. Bunu da biraz detaylandıracak olursak %58'i tüm operasyonları için bu kararı almış. %18'i ise uzaktan çalışması mümkün olan fonksiyonlar, organizasyonlar ya da çalışanları için bunu gerçekleştirmiş. Ama sevindirici taraf şu, kurumlarımız bu konuda çok hızlı refleks gösterdi. Bence bu önemli ve oldukça değerli. Ve kurumların, araştırmamıza katılan kurumların vermiş olduğu cevaplara göre kurumların %94-95'i COVID-19 vakası görüldüğü bölgelere yapılacak olan zorunlu olmayan seyahatlerin tamamını iptal etti. Çok hızlı bir şekilde aldığı kararla. Ve yüzde yine 93-94'ü bu dönemde, bence bu çok değerli, çalışanlarıyla çok açık, net ve çok değerli bir iletişim yoğunluğunda bulundular. Bu dönemde olası riskleri minimize edebilmek adına. Tabii farklı önlemler var. Nedir bunlar? İşte çalışanları düzenlenmiş vardiya sistemiyle yönetmek veya sorumluluğu olan, evde bakım sorumluluğu olan çalışanlarımız varsa, evde birilerine bakmayla sorumluluğu olan çalışanlarımız varsa, bunlara yardım amaçlı kurumların destek sağlaması veya yan haklarını buna göre tekrar gözden geçirmesi yine gördüğümüz şeylerden bir tanesi bu araştırmaların sonucunda. Bazı kurumlarımız ki şu anda sigorta şirketleri de buna yönelik çözümleri hızlı bir şekilde geliştirme yönünde aksiyon alıyorlar. Böyle bir dönemde çeşitli sağlık sorunları için koronadan bağımsız hastaneye gitme konusunda tedirgin olabilecekleri ya da imtina edecekleri için bunu telemedicine olarak adlandırdığımız, aynı şu anda sizinle yaptığımız görüşme gibi doktorlarıyla teşhis koymak üzere veya tedaviyi tanımlayabilmek, başlatabilmek adına bu tip servisleri sağlamaya başladı bazı kurumlarımız. Bazı kurumlar ki bence bu çok değerli, çalışanlarının mevcut durumunu anlayabilmek, ne hissettiğini, endişelerinin ne olduğunu, çalışanlarına nasıl yardımcı olabileceğini anlayabilmek adına iç surveyler, araştırmalar yaptılar. Çalışanlarına sordular. Bence bu çok değerli. Çünkü sormazsanız böyle bir dönemde çalışanlarınıza nasıl yardımcı olabileceğiniz konusunda çok önemli bilgilerden vazgeçmiş olursunuz. Ve aynı zamanda böyle bir kompleks dönemde kurumunuzun karşılaşmış olduğu zorlukların üstesinden gelmeyle ilgili de bazı avantajları bence kaybedersiniz. Bence burası oldukça kritik. Tabii bir taraftan da şey var. Yurt dışında çalışanları olan organizasyonlar var. Bizim yerel uluslararası şirketlerimiz. Buraya baktığımız zaman da bu şirketlerimizin %29'unun çalışanlarının aileleriyle birlikte etkilenmiş lokasyonlardan tahliye etme kararı aldıklarını görüyoruz. Türkiye'ye geri getirme. Yaklaşık %70'lik kısımda ise bununla ilgili bir karar alınmadığını gözlemledik. İlgili ülkenin bu konuyla mücadeledeki almış olduğu kararlara uyum sağlamak dışında. Tabii Peki buyurun. sektörel bazlı bir çalışma var mı? Şöyle söyleyeyim, sektörel bazlı çalışma demeyeyim ama farklılaşmalar var. Bu da çok doğaldır. Bir taraftan böyle bir krizle boğuşurken, bir taraftan da bizim için çok değerli hizmetler sunmaya devam eden endüstriler var. Ve hatta belki de öyle ifade edebiliriz. Daha yüksek risk altında bu nedenle olan endüstriler ve buralarda çalışanlar var. Özellikle hızlı tüketim, perakende sektörü ve medical device olarak adlandırdığımız
Sağlık sisteminiz bugünlerde ihtiyaç duyduğu medikal araçları tedarik etmedeki şirketlerin sahada olduğunu görüyoruz. Öncelikle bunu ifade edebilirim. Ama bir taraftan da hızlı tüketim sektöründe Mart ayı itibariyle şirketler özellikle çalışanlarını şöyle desteklediler. Yani iş sonuçlarının ne olduğundan bağımsız, sanki performans hedefleri %100 tutmuşçasına çalışanlarının prim ödemelerini, performans prim ödemelerini gerçekleştirdiler. Bonus ödemeleri gerçekleşti bu dönemde. Evet, aslında şöyle toparlayayım o kısmı. Biliyorsunuz Türkiye'de maaş zam dönemi Ocak ve Nisan aylarında ağırlıklı olarak toplanır. Araştırmamıza katılan kurumlara baktığımız zaman bu kurumların zaten %75'i Ocak ayı içerisinde maaş zamlarını yaptılar. Performans primlerini, bonus ödemelerini gerçekleştirdiler, ödediler. Nisan döneminde zam yapacak kurumlara baktığımızda şu anda gördüğümüz bu geride kalan %25'lik dilimin %40'ı maaş zamlarını veya performans ücret artışlarını durdurma ya da öteleme kararı almış durumda. Bu da toplam grubun yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Çok ufak bir yüzde, yani yaklaşık %2,5-3'lük bir kısım ise 2019 bonus ödemelerini erteleme kararı aldı. Şey bu, durum bu. Ama bir taraftan da özellikle bunu yurt dışındaki örneklerde çok daha sık görüyoruz. Sahada önde çalışan kişileri, çalışanlarımızı, insan değerimizi, insan kaynağımızı motive edebilmek için ya güncellenmiş hedefler üzerinden ödüllendirme, çünkü hedeflerini revize eden ve şu anki mevcut koşullara göre daha gerçekçi bir hedefe doğru çeken şirketler revize edilmiş hedefler üzerinden ödüllendirmeye başladı. Bazı şirketler az önce ifade ettiğim gibi hedefler tutmamış olsa dahi tutmuş olarak değerlendirip ödeme yaptı. Ve veya özellikle sahada ön saflarda çalışanlarının güvenliğini sağlayabilmek adına onların örnek toplu taşıma araçlarıyla işlere gitmesini istemedi. Onlar için araçlar tavsiye etti ya da işte taksi masraflarını karşıladı ya da özel araçlar organize etti. O şekilde götürdü. Farklı refleksler var. Bunu ifade edebilirim aslında. Ama şu bir gerçek. Tabii bu benim kişisel görüşüm. Ben sonuçta bir insan kaynakları danışmanlığı şirketinin yöneticisiyim ve uzmanlığım bu alanda. Ekonomi tarafı ile ilgili bu konunun uzmanları yorumlar yapıyorlardır ve yapmaya da devam edeceklerdir, ama sanıyorum biz daha ekonomik etkileri çok kuvvetli bir şekilde görmeye başlamadık. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Buyurun. Maaş ödemelerinde şirketlerin ödeme işte hala aynen devam ettiğini gözlemleyebiliyor musunuz? Yoksa bu konuda biraz daha hani artık evde çalışıyorsunuz, izinlerden de düşelim gibi düşünceler mi var şirketlerde? O konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Bu hassas bir konu. Benim sadece gözlemlediğim şey şu: içinde olduğum çalışma gruplarında veya iletişim halinde olduğumuz müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde herkes, her şirket çalışanının olabildiğince böyle bir dönemden minimum etkilenmesini hesapları içerisindeler. Ve o yüzden de öncelikli olarak tasarruf tedbirleri kapsamında çalışana değil daha farklı maliyet kalemlerine doğru bir yönelme var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bizim en önemli değerimiz, varlığımız çalışanlarımız ve bu krizin üstesinden geldikten sonra hepimize ve tüm çalışanlarımıza bağlı olduğumuz kurumlar çok daha fazla ihtiyaç duyacak. O yüzden de bu konuda kurumların hepsinin, bu büyük bir çoğunluğunun bu yaklaşımda olduğunu söyleyebilirim. Ama önümüzdeki dönemler ne gösterecek onu tahmin etmek şu anda erken. Ama dediğim gibi ben kişisel olarak bunun ekonomik etkilerinin daha henüz
o şiddette yaşanmadığı düşüncesi içerisindeyim. Peki Dinçer Bey, siz aynı zamanda hem sektörün uzmanısınız, hem sözcüsünüz, hem temsil ediyorsunuz, hem şirketin CEO'susunuz. Şunu merak ediyorum ben bir de. Bugün diyoruz ki artık bu koronavirüs salgını geçtikten sonra dünya eski dünya olmayacak. Yani birçok şey yeniden yazılacak, birçok şey yeniden başlayacak, birçok işleyiş değişecek. Burada çalışanlara yönelik neler değişebilir? Siz ne öngörüyorsunuz? Bir brainstorming yaptığınız zaman bugün şirket çalışanlarınızla beraber neler öngörüyorsunuz? Yurt dışındakilerle de konuşuyorsunuzdur eminim. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi hem çalışanların hem kurumların tabii ki böyle bir dönem ve sonrası ile ilgili endişeleri var. Çünkü bu dönemin çeşitli etkileri mutlaka olacak. Özellikle de kurumlara finansal etkileri olacak. Çalışanlar tarafında endişeler çok yüksek. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hem kurumlarda hem çalışanlarda %90'ın üzerinde bir katılımcı grubu hem globalde yaptığımız araştırmada hem Türkiye'de yaptığımız araştırmada bir endişe içerisinde. Çünkü bu yaşadığımız dönem bir şeyleri değiştiriyor. Değiştirmeye ve etkilemeye de devam edecek gibi gözüküyor. Düzeni değiştiriyor. O yüzden de öncelikle kurumlar olarak bu düzen bozucu, öyle diyelim, yaşadığımız deneyimin üstesinden gelebilmek için değerlendirmemiz gereken dört önemli başlık var. Bunlardan bir tanesi hizalanma. Yani şu anki mevcut durum ve bu durumun önümüzdeki döneme muhtemel etkilerini de dikkate alarak şu anki iş stratejilerimi değiştirmeli miyim, gözden geçirmeli miyim? Bunun cevabını bulmak lazım. Çalışana ulaşacağız sonunda tabii ki ama ikincisi bu salgın benim iş yapış biçimimi, operasyonlarımı nasıl etkiliyor? Hangi ölçüde etkiliyor? Üçüncüsü çeviklik. Yani aslında nasıl kendimi bu duruma adapte etmeliyim ve kendimi nasıl geliştirmeliyim? Bunlar hep cevabı bulunması gereken sorular ve endüstriye göre de farklılaşacak aslında cevaplar. Ve sonuncusu ve en önemlisi çalışan deneyimi. Yani çalışanın bu durumdan nasıl etkileniyor? Bu tabii tek başına yeterli değil. Bir de şu perspektiften bakmak lazım. Bu durum az önce ifade ettiğim gibi farklı endüstrileri farklı şekillerde etkiliyor. Şöyle örnek vermem gerekirse böyle bir dönemde yüksek taleple karşılaşan endüstriler var. Talebi çok dramatik bir şekilde düşen endüstriler var. Böyle bir dönemde uzaktan çalışabilen endüstriler var. Mutlaka sahada olması gereken endüstriler, şirketler var. Şimdi bu gözle bakacak olursak, eğer siz yüksek talep gören bir marketteyseniz, pazardaysanız ve uzakta çalışabiliyorsanız, burada konuşmamız gereken konu verimlilik ve dijitalleşme olacak daha yoğun bir şekilde. Ama talebin çok daraldığı bir pazardaysanız ve yine uzaktan çalışan bir iş modeliniz varsa burada da inovasyon ve iş birliği çok daha kritik bir konu haline gelecek. Yine talep gören bir market pazardaysanız ama bir taraftan da uzakta değil sahada olmanız gerekiyorsa burada iş güvenliği, servis kalitesi, servisin teslim edilebilmesi, hizmetin teslim edilebilmesi önemli bir konu haline gelecek. Ama sahadasınız ve pazarın daraldığı, talebin çok dramatik olarak değiştiği bir pazardaysanız, orada ise yine güvenlik, çalışanınızın güvenliği ön planda olacak. Ama bir taraftan da belki de psikolojik destek yine önemli konu başlıklarından bir tanesi olacak. Buradan şuna gelmek istiyorum aslında. Bu dönemi organizasyonların nasıl tepki verdiği her şeyi şekillendirecek. Yani böyle bir dönemde eğer siz hani kabuğunuza çekilirseniz,
kontrolü elinizden bırakmamaya çalışırsanız, sahip olunan kaynağı olabildiğince elinizde tutmaya çalışırsanız, iletişimi sınırlı tutarsanız, bundan olumsuz etkileneceğiniz şüphesiz. Ama böyle bir dönemde çok geniş bir perspektiften çalışanlarınızla bilgi paylaşımı, yüksek oranda problem çözmeye yönelik işbirliği ve kontrolü elde tutmaktansa veya işte sahip olduğunuz o alanı korumaya çalışmaktansa ekiplerinize, yöneticilerinize, çalışanlarınıza bu konuda daha fazla yetki verebilme, kaynağı daha etkin bir sinerji eşliğinde paylaşabilme ve herkesle iletişim halinde ve nasıl söyleyeyim, entegre bir çalışma modeli çok daha değerli olacak. Ben bu şekilde ifade edebilirim. Ama buna rağmen tabii ki çalışanların endişeleri var. Ben size bazı rakamlar verebilirim. Yine dinlemek isteriz biz de. Örnek, çalışanların kabaca %40'ı işini kaybetme korkusunu yaşıyor. %25'i kabaca maaşlarında bir azalma endişesi taşıyor. Bu iş modelinin mikro management'ı arttıracağı ve bunun da verimliliği olumsuz yönde etkileyeceğini düşünen yaklaşık %20'ye yakın bir çalışan ağırlığı var. Bu az önce ifade ettiğim gibi iş modellerinin güvensizlik ve kontrol üzerine kurgulanması sanayi devriminden bugüne. Ama şu andaki dönem bu şekilde, bu modelle sürdürülebilir bir dönem olmaz. Diğer taraftan böyle bir çalışma modelinin iş yaşam dengesine olumsuz etki edeceğini düşünen çalışanların oranı küçümsenmeyecek yükseklikte, %40 civarında. Tabii ki şey var, nasıl ifade edeyim, değişecek olan bir kültür var, iş kültürü var. Bunun beraberinde getirdiği endişeler var çalışanlarda ki bu da yaklaşık %45'ler civarında. Bu dönemin ve bundan sonra bu dönemin etkisiyle birlikte evrilecek olan çalışma modellerinin müşteri memnuniyetinde bir düşmeye neden olabileceğini düşünen çalışanlar var. Bunun oranı kabaca %22-23'ler civarında. Ve aynı zamanda bunun işbirliğini, fonksiyonlar arası işbirliğini olumsuz yönde etki edeceğini düşünen çalışanlar da var. Tabii ki bunların önemli bir kısmı şeyden de etkileniyor, tetikleniyor. Konfor alanımızın değişmesiyle ilgili bu. Kim ne derse desin. Yani hepimiz konfor alanımızın dışına çıktığımızda veya çıkmaya çalıştığımızda farklı ölçülerde, farklı oranlarda mutlaka bundan bir etkileniyoruz ya da bir rahatsızlık duyuyoruz ve belki de biraz kendimizi savunmaya bile çekebiliyoruz. Bunun da etkisi var tabii ki bu hislerin bir bölümünde ama çalışanlar ne bekliyor diye soracak olursanız bu sizin için de geçerli, bu benim için de geçerli. Yeni beceriler kazanmamız gerekecek. Bu da tabii ki kurumlar tarafında çalışanlarına yeni beceriler kazandırma veya mevcut becerilerini iyileştirme anlamında kurumlara önemli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Ne tür beceriler olabilir mesela bunlar, ben araya girsem burada? Yani bu tabii ki her sektöre göre ve endüstriye göre değişir ama ben iki tane başlık söyleyeceğim sadece. Bu sanıyorum her market için, pazar için, kurum için çalışır diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi öğrenme çevikliği. Öğrenebilme, öğrenmeyi öğrenebilme. Öğrenmemiz lazım. Araştırmamız lazım. Bu kritik. Çünkü ancak bu şekilde yeni beceriler kazanabiliriz, kazandırabiliriz arkadaşlarımıza. İkincisi,
bilişsel tarafımızı güçlendirmemiz lazım. Yani bu kritik, kognitif diyorlar, bilişsel diyorlar, analitik kısım diyorlar. Sonuçta benim kişisel görüşüm, teknoloji bizim işimizi elimizden almayacak. Teknoloji pek çok yeni iş fırsatı ortaya çıkartacak. Biz teknolojinin de desteğiyle bu işleri yapıyor olacağız aslında. Ama en kritik konu dediğim gibi öğrenebilme, öğrenme çevikliği. Peki, ben bir şey daha sormak istiyorum. Tabii ki. Siz de sektörde tabii önemli bir isimsiniz. Şimdi genelde şöyle şeyler olur. İşte derler ki kriz dönemleri hep beraberinde fırsatları getirir. Bu bir mega kriz. Bunun da mega fırsatları olacaktır derler. İş hayatında baktığınızda böyle fırsatlar getirebilir mi bu süreç bundan sonra? Ne düşünüyorsunuz? Açıkçası herkesi derinden etkileyen bir krizin içinde hep birlikte yaşarken şu anda olası muhtemel fırsatlardan veya krizi fırsata çevirme söyleminden bahsetmek bana çok uygun gelmiyor şu anda. Şu anda hepimizin yapmaya çalıştığı içinde Mevcutu bulunduğumuz korumak. dönemden olabildiğince zarar görmeden çıkabilmek. Birey Mevcutu korumak. olarak da kurum olarak da. Efendim? Mevcutu korumak yani. Evet, şu anda bizim için önemli olan bu. Müşterilerimize yakın olmak, çalışanlarımıza yakın olmak. Her gün biz Mercer ekibi olarak ekiplerimizle her gün, belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar her sabah iletişim halindeyiz. İş konuşmuyoruz bu arada. İş konuştuğumuz dakikalar, saatler ayrı ama ben her sabah onda ekranın karşısına geçiyorum. Bana direkt raporlayan yönetici arkadaşlarımla kahvelerimizi, çaylarımızı alıyoruz ve dün neler yaptık, günümüz nasıl geçti? Biraz bunu sohbetini yapıyoruz ama yoğun bir iletişim halindeyiz. Bunu müşterilerimizle de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir müşterilerimizle round table, yuvarlak masa toplantıları yapıyoruz. Video call'lar üzerinden webinarlar gerçekleştiriyoruz. Ayın 14'ünde Perion'le birlikte yaptığımız bu araştırmamızın ikinci bölümünün sunumunu yapacağız. LinkedIn'de paylaştık. Bizi takip edenlere tavsiye ederim katılsınlar bu webinarimize. 17'sinde aslında bu yeni dönemin özellikle de bu pandeminin, bu salgının da etkileriyle işin geleceğinin nasıl olacağını konuşacağımız bir etkinliğimiz olacak 17'sinde. Bir webinar daha. Buradan olabildiğince hasarsız kurtulmaya çalışırken bu dönemde danışmanlık şirketi olarak müşterilerimizin olabildiğince yanında olmaya ve bu dönemin spesifik ihtiyaçlarını anlamaya ve tespit etmeye çalışıyoruz şu anda. Gelecekten ziyade şu anda bugüne konsantre olmayı önemsiyorum. Bu tabii ki geleceği göz ardı etmek değil. Onlarla da ilgili konuşuyoruz ama şu anda sanıyorum bu dönem çok daha kritik. Böyle bir dönemden umarım hep birlikte minimum hasarla hem sağlık olarak hem de iş açısından çıkarız. Dediğim gibi fırsatları da başka bir zaman konuşuruz. Memnuniyetle. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza konuk oldunuz. Ben çok teşekkür ederim. Sorularımıza cevap verdiniz. Öncelikle sağlıklı kalmak sizin de dediğiniz gibi gerçekten de ilk hedefimiz olmalı. Daha sonrasında da mevcut iş hayatımızı korumak bizim için çok çok önemli. Çok teşekkürler Dinçer Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. İyi günler. İyi günler. Sağlıklı kalın. Evet, Dünya YouTube kanalından yaptığımız ve Dünya İnternet Sesinden de aynı anda canlı yayına girdiğimiz bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Mercer Türkiye CEO'su Dinçer Güley'ini ağırladık ve çalışanlarla ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı bizlerle. Şöyle bir toplayacak olursak, kısaca bahsedecek olursak, çalışanların %40'ı gerçekten de maaşlarından en çok endişe duyuyor. Umarız bu çok uzun sürmez ve kısa sürede hepimiz tekrar eski günlere, işlerimize ve dışarıya kavuşuruz. Herkese teşekkür ederiz. Dünya YouTube kanalındaki sohbetlerimiz pazartesi günden itibaren devam edecek. Teşekkürler.